Aman, bu Dudu da uyanamadı bir türlü. Günaydın. Günaydın. Ben de senin uyanmanı bekliyordum. Niye? Dışarı çıkmak istiyorum. Beni gönderir misin? Ayol, daha kargalar uyanmadı. Sabah sabah nereye gideceksin? Kargalar uyandılar da mamalarını bile yediler. Ama nereye, nereye merak ettim. Sen beni edalara gönder yeter. İyi, git bakalım edalara, ne yapacaksan orada. Ama gözüm üstünde olacak. Bakalım ne yapacaksın edalarda. Eda, Eda, evde misin? Baba? Yavuz işe gittiyse beni içeri alır mısın? Aa, sen kapının önünde misin? Gitti, gitti. Gel. Günaydın. Ne işin var senin sabahın köründe kapının önünde? Hem bizi rüyanda mı gördün sen? Kaç gündür konuşamıyoruz kızım. Annenle Perihan'a birer hediye vermek istiyorum. Birbirinden güzel iki şal yapar mısın? E biliyorsun, yarın anneler günü. Anneler günü mü? Sahi, sen bunu ilk defa duyuyorsun. Anneler gününde annelere hediyeler verilir yavrucuğum. Gönülleri alınır. Aa, demek ki ben de anneme hediye vereceğim. Canım. Senin için daha erken kızım. Hele bir dünyaya gel. Ondan sonra sen de bana hediyelerini alırsın. Aa, daha kaç ay var? O kadar bekleyemem. Hem bir dakika. Perihan teyzenin çocuğu yok ki dede. Ona niye hediye vereceksin? Evet, çocuğu yok ama Perihan teyzen bütün perilerin, bütün fanilerin annesi sayılır. Bence bu onun da günü. Anladım, haklısın. Haklı, haklı ama... Ama ne? Babacığım, biliyorsun annem seni Perihan teyzeden çok kıskanıyor. Şimdi anneler gününde ona da hediye verdiğini duyunca sence de çıldırmaz mı? Ne münasebet canım. Perihan benim kadim bir dostum. Tabii ki onun da anneler gününü atlamayacağım. Demek ne münasebet Taci Bey. Sen o hediyeyi Perihan'a bir ver. Bak görürsün neler olacak. İşte oldu baba. Ellerine sağlık. Edacığım, paketleri almama yardımcı ol da ben gideyim artık. İyi de annem Perihan teyzeye de hediye hazırladığımızı görünce sence de çılgına dönmez mi? Sen merak etme. Ben bir yere saklarım, yarın gizlice veririm. Tamam o zaman. Ben de seninle şatoya gelip hediyeleri saklamana yardım edeyim. Ama gitmeden önce sihirli aynadan bir bakalım. Belki annem şatodadır. Görünmez olayım da gelin bakalım. Çıkmış herhalde. Hadi gidelim baba. Gidelim kızım. İşte geldik. Baba, ben bunları nereye koyayım? Sandığın arkasına koy kızım. Yarın oradan alır veririm. Tamam. İşte oldu. Sağ olasın. Yarın anneni ziyarete geleceksiniz değil mi? Ben geleceğim ama Yavuz gelir mi bilmiyorum. Aa, o niye o? Şimdi geçen hafta biz tatile giderken annemi götürmedik ya. O da bu yüzden bize bir dünya tantana yaptı. Şimdi Yavuz araları biraz limoni. Yavuz gelir mi bilemiyorum yani. Gelsin gelsin. Onu da göreyim. Bakalım baba. Ben çıkıyorum. Belki Betüş'e de bir uğrarım. Sonra görüşürüz. Hoşça kal. Tamam. Betüş'e selam söyle. Aa. Bu sihirli ayna neden açık? Aa. Sen evde miydin? Evet, evdeydim. Her şeyi gördüm ve duydum. Demek bunlardan biri Perihan'a ha? Evet, Perihan'a. Sen mızıklanma diye söylemeyecektim. Ah! Perihan'a anneler gününde hediye vermek sana mı düştü? Sen peri misin? Peri değilim ama onun bana da çok iyiliği dokundu. Hem o benim arkadaşım. Eski karınla aynı hediyeyi hak edecek kadar kıymetliyse... Al da başına çal. Hadi ona git o zaman, ona git. Saçmalama Dudu, ne alakası var? Ne kadar yersiz bir kıskançlık bu böyle. Hadi oradan. Ben senin niyetini biliyorum. Kötü bir niyetin olmasaydı hediyeyi saklar mıydın? Sen yok yere kıskanmayasın, hadise çıkarmayasın diye. Çıkarıyorum işte, çıkarıyorum. Ve seni şatomdan kovuyorum. Git Peruş'unun şatosunda otur. Hadi bakalım. O benim sihirli ay.